Abdullah Muradoğlu Hristiyan Siyonistler panikti. Amerika'da Kasım'da yapılacak kongre seçimlerinde demokratların kazanma ihtimali Trump'ı ve evanjelik Hristiyan Siyonistleri Pani'ye sevk etmiş görünüyor. Beyaz Saray'da evanjelik liderlerle yaptığı özel bir toplantıda Trump'ın Hristiyan Siyonistlerden çok daha aktif biçimde seçim çalışmalarına katılmalarını istemesi bu Pani'ye işaret ediyor. İsrail'in en sıkı müttefiki olan Hristiyan Siyonistler ise Trump yönetimiyle elde ettikleri kazanımları kaybetmekten korkuyorlar. Evanjelikleri ABD yönetiminde en üst düzeyde başkan yardımcısı Mike Pence temsil ediyor. Trump'ın kabinesinde de birçok evanjelik yer alıyor. Önde gelen evanjelik liderlerden Jerry Falwell, Trump'tan Adalet Bakanı ve Başsavcı Jeff Sessions'ı azletmesini istiyor. Falwell, Sessions'ın Trump'a sadık olmadığını ileri sürüyor. Sessions'ın suçu ise Trump'ın cadı avı olarak nitelediği Rusya soruşturmasını durdurmaması. FBI eski başkanlarından Robert Mueller'in yürüttüğü bu soruşturma Trump'ın en büyük korkusu. Evangelik seçmenlere hitap eden Folwell, Trump'ın politikalarını desteklemek için Kasım ayında oy kullanmanın önemini vurgulayan mesajlar da yayınlıyor. ABD kongre seçimlerine hazırlanırken her iki parti de önemli bağışçılarını kaybetti. Demokratlara yüklü bağışlar yapan meşhur film yapımcısı Harvey Weinstein'ın cinsel taciz iddiaları yüzünden başı fena halde belaya girdi. Cumhuriyetçiler, demokratları Weinstein'dan gelen bağış paralarını iade etmelerini istediler. Milyarder gazino patronu Steve Wein de benzer iddialar yüzünden Cumhuriyetçi Parti'nin finans komitesi başkanlığından istifa etti. Bu kez demokratlar, cumhuriyetçilerden Wein'in yaptığı bağışları iade etmelerini istediler. Trump'ın müttefiki olan Wine, partinin en önemli bağış toplayıcılarından biriydi. Wine'ın istifası, İsrail yanlısı milyarder kumarhane patronu Sheldon Edison'ı Cumhuriyetçi Parti için daha önemli bir bağışçı haline getirdi. Edison, Cumhuriyetçi Parti'nin Senato Liderlik Fonu'na ilk olarak 30 milyon dolar bağışta bulundu. 2018'in en büyük siyasi bağışçıları arasında ilk üç sırada Sheldon Edison, Tom Steer ve Richard Uhlein yer alıyor. Uhlein Cumhuriyetçileri Steyr'sa demokratları destekliyor. Uhlein ve Steyr'da yaklaşık 30'ar milyon dolarlık bağışlar yaptılar. Borsa yatırımcısı George Soros, fon yatırımcısı Robert Mercer ve medya patronu Haim Saban bağışçılar listesinde ilk sıralardaki ellerini koruyorlar. Soros ve Saban demokratlara, Mercer ise cumhuriyetçilere oynuyor. Mercer, Trump'ı destekleyen radikal sağın yayın organı Breitbart News'ın da finansörüydü. Uhlein ve Mercer'ın John Bolton'ın kurduğu bir politik eylem komitesine yüklü bağışlar yaptıklarını hatırlatalım. Sıkı İsrail yanlısı neokonlardan Bolton'ın Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak atanmasında Mercer ve Edelson önemli rol oynadılar. Demokrat bağışçılardan milyarder liberal yatırımcı Tom Steyer şu sıralarda Trump'ın başkanlıktan azledilmesi için çağrılar yapıyor. Steyer, 2018 seçimleri için en az 110 milyon dolar harcamayı planlıyor imiş. Bu miktar Steyer'ı demokratların kampanyası için en büyük nakit kaynağı haline getiriyor. Cumhuriyetçileri destekleyen milyarder sanayici Charles Koch ise sonbahar seçimleri için farklı bir tutum izliyor. Trump'ın ticaret savaşlarının felakete sebep olacağı uyarısı yapan Koç'un kendi değerlerini paylaşan demokrat adaylara destek vereceğini ima etmesi Cumhuriyetçiler için kötü haberdi. Trump'ın kaso yol açan fevri davranışlarının yanı sıra ana akım cumhuriyetçi çizgiyi bozuma uğratan politikaları birçok bağışçıyı ürküttü. Medyaya yansıyan bilgilere göre cumhuriyetçileri destekleyen milyarderler 2018 seçimlerinde çok cömert olmayacak, temkinli davranacaklar. Demokratlar ise kampanyalarına para desteği konusunda cumhuriyetçilerden daha şanslı görünüyorlar.